TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Halo RT, Imlab W12 ve Imlab KV66'yı karşılaştırıyoruz. Halo ve Imlab fiyat performans ürünleriyle dikkat çeken iki firma ve bu videomuzda Halo RT ve Imlab W12'nin yanı sıra KV66 modellerini hızlıca bir karşılaştırmaya çalışacağım. Saatlerin incelemesini daha önce kanalımızda yaptığımız için çok fazla detaya girmeyeceğim. Halo RT ile Imlab W12 sağlık takibi özellikleri noktasında birbirlerine çok benziyorlar. İkisinde de SpO2 özelliği, yani kandaki oksijen değerini ölçme özelliği bulunuyor. Bunun dışında aktivite takibi noktasında da benzer özelliklere sahipler. Halo RT'de fazladan nefes alma egzersizi bulunuyor. Bunun yanı sıra W12'de de uzaktan kamera kontrolü gibi ekstra bir özellik bulunuyor. 3 aşağı 5 yukarı 2 saatte birbirlerine çok yakın özellikteler. Fakat malzeme kalitesi itibariyle, yani gerek kasa kalitesi, gerek kordon kalitesi, gerek ekran kalitesi noktasında Imlab W12'nin Halo RT'ye göre daha iyi bir saat olduğunu düşünüyorum. Daha önce kanalımızda incelemesini paylaştığımız KV66 ile kıyaslayacak olursak, gerek malzeme kalitesiyle gerek yazılım özellikleriyle iki ürünün de tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum.
iki ürünün yazılım özellikleri birbirine çok benziyor. Menü yapıları zaten birebir aynı. W12'de sadece ekstra olarak SPO2 özelliği var. Yani kandaki oksijen değerini ölçebiliyor. Bunun dışında belirttiğim gibi neredeyse tüm özellikleri aynı diyebilirim. Gerek çağrı karşılama, gerek bildirim tabii ki bir noktasında benzer özellikler taşıyorlar. KV66 piyasada 250 TL ile 300 TL arasında bulunabiliyor. W12 350 TL ile 400 TL arasında bulunabiliyor. Aralarında takriben 150 TL'lik bir fark var. Açıkçası sadece bu ekstra SPO2 özelliğinden dolayı böyle bir farkı vermek ne kadar mantıklı ben de bilemiyorum. Tabii ki W12 bir tık daha iyi bir saat. Fakat belirttiğim gibi bu aradaki 150 TL'lik fark oldukça yüksek. Özetle her iki üründe alıcısını memnun edecektir diye düşünüyorum. Şayet kandaki oksijen değerini ölçme özelliği sizin için önemli değilse 250 TL'ye rahatlıkla bulunabilen KV66 en iyi seçenek diye düşünüyorum. Gerek malzeme kalitesiyle gerek yazılım özellikleriyle diğer 2 saatten çok bir farkı yok aslında. Sizin de bu konuda görüşleriniz veyahut da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.